çok mutlu bir okul diye manşet olduğumuz günden sonra benim mottom şu olmaya başladı. Çok mutlu bir okul başlığına layık bir okul olmamız gerekiyor. İlk geldiğimde bu çocuklar çok dezavantajlı diye düşünürken bir zaman sonra hayır dedim. Bunlar aslında avantajlı bile. Bazı şeyleri doğru yaparsan bunlar diğer çocuklardan daha iyi noktalara bile gelebilirler. Ki bunun örnekleri de var. Biz burada 2017 yılında ki 23 Nisan'da Erik Dalı yaptık. Bayağı yankı uyandırdı. Hani o sene hani bizim buradaki sınıfın içindeki, o zaman sınıfımızda soba da vardı. Böyle sobalı bir okulda öğretmen iki tane öğrencisiyle burada işte prova yapıyor, bilmem ne yapıyor. O video böyle sosyal medyada benim de anlayamadığım şekilde çok yayıldı, viral oldu. Sonra o sene belki de yüzlerce okulda Erik Dalı oynandı yani. Hani daha bizim koreografimizle oynandı. Benim gibi köy öğretmenliğini çok sevebilecekler de oluyor. Ama ya burada nasıl olur, nasıl gidilir, nasıl gelinir, nasıl kalınır diye bakanlar da oluyor. 10. tercihimdi burası. Ama böyle şeyler yaşayacağımı bilsem kesinlikle birinci tercihe yazardım burayı. Burası bazı şeylere bahaneler bulmak için aslında en kolay yerlerden bir tanesi. İmkanımız yok, şu yok, bu yok, işte denilebilecek bir yerdeyiz. Ama Atatürk öğretmeniyiz. Biz de savaşın ortasında Yunan, Kütahya, Eskişehir'e dayanmışken savaşın en kritik dönemlerinde Maarif Kongresi'ni toplayan adamın öğretmenleriyiz. Yani bize bahane bulmak olmaz, yakışmaz yani. Biz de bu yüzden bahane bulmadan her gün daha ileriye nasıl götürebiliriz? Çocukları nasıl daha iyiye götürebiliriz? Çocuklara özgüveni nasıl kazandırabiliriz? Ki benim en değer verdiğim meselelerden bir tanesi bu. Çocukların vizyonunu nasıl genişletebiliriz? Bunun peşindeyiz açıkçası. Tanımadım ben senden daha özel. Kimselere de bakmadım aklımdan geçen. Kimseyi tanımadım ben senden daha güzel. Senden daha güzel. Bence dünyayı çocuklar kurtaracak. Çocuklar dünyayı belki biri yarın öbür gün tarım yaparken kurtaracak. Belki biri sanatıyla kurtaracak. Belki biri bir siyasetçi, politikacı olacak, o kurtaracak. Belki biri bir köyde bir dağın başında öğretmen olacak, onun dokunduğu bir çocuk kurtaracak. Ama dünyayı nihayetinde çocuklar kurtaracak. Kendini gerçekleştirmiş, Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisindeki o en tepede kendini gerçekleştirme durumu var. Dünyayı kendini gerçekleştirmiş birinin kurtaracağı kesin. Bizim burada niyetimiz o dünyayı kurtarmak meselesi değil. Kendini gerçekleştirmiş birey sayısını artırmak ve dünyanın onlar tarafından kurtarılacağını bildiğim için oraya bir katkıda bulunmaya çalışmak sadece. Kim olursa olsun bütün dünyayı kurtarmak gibi bir şeyden bahsedemeyiz. Ama şundan eminim ki, içim rahat, benim çocuklarım kendi dünyalarını kurtaracaklar.